Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 12 metnimiz Martı. Metne başlamadan önce üst sıradaki hazırlık sorularıyla bakalım. 1. Sınırlarını zorlamak deyiminin size çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri soruyor arkadaşlar. Yapabileceğimiz ya da yapamayacağımız herhangi bir konunun üzerine gitmek, elinden gelenin fazlasıyla yapmak, azim ve başarı arasında nasıl bir ilişki vardır? Başarmak için arkadaşlar azimli olmamız gerekiyor. Daha sonra metnimize geçelim. Metnimiz Martı demiştik. Öncelikle arkadaşlar metnimizi defalarca okuyalım, anlamaya çalışalım. Metnimizi anladıktan sonra alt taraftaki etkinliklerimizi çözelim. Etkinliklerimizi buradaki çözümlerle karşılaştırarak kontrol edelim. Cevaplarımızı yazarken arkadaşlar buradaki cevapların aynısını lütfen yazmayalım. Kendi cümlelerimize güzel bir şekilde anlayarak yazmaya özen gösterelim. Sayfa 14. Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan ve bulmacadaki ipuçlarından hareketle bulmacayı doldurunuz. Evet, 1. Dengesi bozularak düşecek gibi olmak. Evet, nedir arkadaşlar? Sendelemek, sendelemek. 2'ye bakalım. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzunluk ölçü birimi mil. 3. Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilme için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım, mücadele. 4. Bir tür küçük deniz taşıtı, tekne. 5. Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü, kıyı, sahil. 6. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri evre, basamak, adım, merhale. Evet, şurası arkadaşlar. Burada nedir? Aşamadır. Alt tarafa doğru. 7. Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün ve benzeri şey, yumak. 8. Bir erinin sınırlı bir kısmı eğmeç, kavis arkadaşlar cevabımız. 9. 30,5 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçü birimi. Evet, buraya feet yazalım. 10. Rüzgarla dönen çember biçiminde çocuk oyuncağı. Evet, cevabımız fırıldak. Şöyle yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fırıldak. Ve son sorumuz, irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras, tutku. Bulmacamız arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Sayfa 15, metinle ilgili sorularımız var. Birlikte cevaplandıralım. 1. Sahildeki martıların nasıl bir hayatı vardır? Sahildeki martılar bir lokma yiyecek için mücadele eden ve uçmayı sadece karınlarını doyurmak için kullanırlar. 2. Diğer martılar ile Martı Jonathan Livingstone'un karşılaştıralım. Bunların benzer ve farklı yönlerini yazalım. Diğer martılar uçmayı sadece karın doyurmak için kullanıyor. Martı Jonathan Livingstone ise henüz uçamıyor ve uçmayı öğrenmek, diğer martılardan daha güzel uçmayı isteyerek azimle çalışıyor. 3. Martı Jonathan Livingstone kendine nasıl bir hedef belirlemiş ve hedefine ulaşmak için neler yapmış? Hedefi hızlı uçmaktı. Hız hakkındaki bütün bilgilere sahip olup azimli bir şekilde hedefine ulaşana kadar çalışmıştır. 4. Martı Jonathan Livingstone'un suya çakıldıktan sonra kendini motive edebilmek için kullandığı ifadeleri soruyor arkadaşlar. 4. sorumuzun cevabı şurası arkadaşlar. Tam 4 numara çıkmamış. Martı Jonathan 1. Tek. Biraz daha. Hadi. Yüksel. Şimdi kavis. Yo, hayır diyerek kendini motive etmeye çalışmıştır. Ben de kendim ve arkadaşlarıma kendine güven, başarabilirsin diyerek motive ediyorum. 5.
Kendinizi hangi alanlarda geliştirmek istiyorsunuz? Ben kendimi voleybol oynama konusunda geliştirmek istiyorum. B bölümü okuduğunuz metinden hareketi arkadaşlarımla yöneltmek üzere iki soru yazalım. Marta Jonathan kaçıncı saniyeden sonra başarmış ve rekor kırmıştır? 10. saniyesinde 90 mil hıza ulaşmış ve martılar arasında rekor kırmıştır. 2. Martılar niçin utanırlar ve ayıplanırlarmış? Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için utanç kaynağıdır. Üçüncü etkinlik, başarı kelimesini sizde çağrıştırdıklarını aşağıdaki noktalı alanlara yazalım. Başarı deyince hedef, güven, motive, azim, çalışmak, ulaşmak geliyor arkadaşlar benim. Siz de farklı kelimeler yazabilirsiniz. Başarı, azim ve çalışmanın bir sonucudur. Her gün motive olarak hedeflerimize ulaşmak için çaba göstermeliyiz. Güven, bu yolculukta en önemli unsurlardan biridir. Kendimize ve yeteneklerimize olan güvenimiz bizi zorlukların üstesinden gelmeye teşvik eder. Başarıya ulaşmak için azimle çalışmalı, motive olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Unutmayın, her adımda biraz daha yaklaşıyoruz. Dördüncü etkinlik, Martı Jonathan uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu cümlesinde kişileştirme sanatı kullanılmıştır. Siz de okuduğunuz metinde kişileştirme sanatının kullanıldığı cümleleri örnekler yazalım. Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için bir ayıp, bir utanç kaynağıdır. Bir, tek, biraz daha, hadi, yüksel, şimdi kavis, yo, hayır derken bütün tüyleri birbirine karıştı, hızı kesildi ve düştü. Bütün dikkatini toplayarak gözlerini kıstı, nefesini tuttu ve zorladı. Sahilden bir mil uzaklıkta denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi martılara kahvaltı zamanı geldiğini haber veriyordu. Sayfa 17. Sevdiğiniz bir hayvanı kişileştirerek aşağıya onun duygularını anlatan hikaye edici bir metin yazalım. Bir zamanlar Minik adında sevimli bir kedi vardı. Minik her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır ve pencereden dışarı bakarak kuşların cıvıltısını dinlerdi. Bu anlar onun için huzurun ve mutluluğun simgesiydi. Ancak bir gün evin küçük çocuğu ona istemeden zarar verdiğinde Minik kendini çok üzgün ve yalnız hissetti. Kalbi kırılmıştı ama yine de sahibine olan sevgisi ve güveni tamdı. Zamanla çocuğun ona olan ilgisi ve sevgisi sayesinde Minik'in yaraları iyileşti. Minik yeniden mutlu ve huzurlu günlerine döndü. Bu olay ona sevginin ve güvenin her şeyin üstesinden gelebileceğini öğretti. Sayfa 18, 5. etkinlik. Aşağıda bir yarış ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle etkinliği tamamlayınız diyor. Hemen bakalım. Mavi, kırmızı, sarı, siyah ve yeşil renkli fular takan 5 martı işlerinden en hızlı uçanın kim olduğunu belirlemek için bir yarış düzenlemiş. Bu yarışın sonucuyla ilgili şunlar bilinmektedir. Siyah fular takan martı yarışı 3. sırada tamamlamıştır. Buraya bakalım arkadaşlar. Siyah fular takmış. Evet, buradaki birinci bölümdeki olabilir. Yeşil ve kırmızı renkli fular takan martılar yarışı art arta tamamlamıştır. Buradaki yeşil ve kırmızı renkli fular takanlar yarışı birinci veya ikinci sırada bitiren martının fular rengi mavi değildir. Yani mavi arkadaşlar burada bir numarada olmayacak. Yeşil ve kırmızı arka arkaya olacak arkadaşlar. Burada yeşil ve kırmızı arka arkaya ise burada kırmızı varsa buraya ben yeşil yazabilirim. Bu da olur. Evet, burada bakın mavi en sondaymış. Buraya ben yine yeşil ile kırmızıyı yazabilirim. Ancak buraya ben yeşilden sonra kırmızı yazamam arkadaşlar. Yani cevaplarımız burada 1, 3, 4. Sayfa 18, 6. etkinlik. Aşağıdaki cümleleri amaç sonuç ilişkileri oluşturacak şekilde tamamlayalım. Her sabah binlerce martı bir lokma yiyecek için mücadeleye girişiyordu. Martı Jonathan Livingstone ona acı veren kavisi oluşturabilmek için kanatlarını iyice geriyordu. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için uçar. 7. etkinlikte bakalım, buradaki verilen cümlelerin fiillerinin iş, durum ve oluş olma durumlarına bakalım. Her gün erken saatte kalkarak çalışmayı seviyordu. Seviyordu iş, kılıç. Düzenli okudukça zihnimizde yeni fikirler yeşerir, yeşermek, oluş.
Kendi varlıklarımızı anlayabilmek için doğaya bakmalıyız. Durum. Gayret ettikçe her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Yine durum, inanmak. Başarılı kişiler başkalarının düşüncelerine kulak verirler. Durum. Biz büyüdükçe hayalini kurduğumuz dünyada büyür. Oluş. Ayşe'nin çalışma odasını bir gün olsun dağınık görmedik. İş oluş. Balkondaki çiçeklerin bir kısmı bakımsızlıktan solmuş. Oluş. Öğrenmek istediğimiz konuyu belli aralıklarla tekrar etmeliyiz. İş. Birkaç kez başarısız olmasına rağmen hiç vazgeçmedi. Durum. İstediğim kitapların hepsini okumadan yaşanmayacağım. Oluş. Başkaları beni eleştirmeden önce ben kendimi eleştirmeliyim. İş. Merak ettikçe ve öğrendikçe zihnimiz gelişir. Oluş. Planlı çalıştıklar için işler tam zamanda bitti. Durum. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.